He? Size soruyorum. Fark ettiniz mi? Gülmedi. Ben gülmediysem insanlar da gülmez buna. Bana gişe yapacak komedi filmi lazım arkadaşlar. İster belden aşağı, ister belden yukarı. Hiç fark etmez. Şu gerizekalı herifin senaryosunu alamadık değil mi? Vallahi efendim 30 bini reddetti. Bizim esas aradığımız film o işte. O senaryonun içerisine birazcık küfür, birazcık da iğrençlik koyduk mu... ...ne biçim bir şey yaparız biliyor musunuz? Arayın şu salağı, fiyatı arttırdığımızı söyleyin. Getirsin senaryoyu bize. Çabuk çabuk hadi durmayın hadi. Hazır mısın Mavuş? Çok heyecanlıyım abi. Çok anlatamam yani. Çok heyecanlıyım ya. Lan neyine heyecanlısın oğlum ya? Kendin ol, içerideki her çocuğu güldürürsün sen ya. Lan bırak şimdi çocukları oğlum. Mesele çocuk değil ya. Önemli olan Pelin Şafak'la şu meseleyi hallet. Kurban olayım ya. Abi şu anda var ya, yani bayılmazsam söyleyeceğim. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Abo, bu böyle götünü başına oynatırsa bu iş olmaz. Sen niye arabadan inmiyorsun lan? Lan arkadaş, bu da çocukları sevmiyor ya. Can poşunu al, elimde kalacak bu benim. Lan hadi oğlum ya. Hayır, anlamıyorum. Bunu size daha kaç defa söylemem gerekecek? Rating gelecek ya, ben soyunup sevişemem. Arkadaşım Vitamin, Elin Hanım'ın annesi. Memnun oldum. Yine çok eğlenceli. Yavrum bakalım inşallah. Ha, tüm o yemekler, tüm o kutlama beni ikna içindi yani. Hiçbir hareketimiz samimi değil, hep menfaat. Neden menajerimle konuşmuyorsunuz? Böyle bir sahne kesinlikle söz konusu değil. Kusura bakma ya. Ne haber? İyidir, senden ne haber? Ben de iyiyim. Vitamin. Ne oldu senin, canın mı sıkkın? Biraz. Ha. Biz nerede giyinelim? Ben bir oda ayarlatmıştım, orada giyinebilirsiniz. Tamam, oldu. Hey, kaç. Bakalım bizi dövebilecek misin? Gel buraya, gel. Yakalayamadı. Arkadaşlar, kim yakalar? Efendim. Senin menajerim olarak benim tarafımda olman gerekiyor. Öyle bir sahne olmadı ve olmayacaktı. Ya içinizden bir insan evladı da sırf samimi olduğu için konuşsa ya ben. Kötü müydüm? Yok, çok güzeldi. İçiyorsun sabah sabah. Sonra dokunmasın. Bazen mutlu olmak için palyaço bile yetmiyor. Umarım gülmen için bir bahanen olur. Çok güzel gidiyorsun. Sen sıkılmadın ya. Yo, sıkılmadım yani. Benim için çok iyi oldu. Şeyden dolayı, zamanlamadan dolayı. Ya şimdi Pelin, yani bak, uzun zamandır seninle konuşmak istediğim bir konu var, tamam mı? Benim bir tane çok iyi... Al işte. Soyunmam için tüm ekip el ele vermiş durumda. Çevrendeki herkes seninle menfaati için dost. İstisnasız herkes yüzüme çıkarları için gülüyor. Tamam. Üzülme. Ben şey yapayım. Çocuklara bakayım ya. Doğum günü pastasını yediler mi? Ben bir gideyim. Hey şapşal palyaço. He. Burnunu unuttun. Evet. Sen geç bakayım kaleye. Gel. Kale mi? Ne kalesi ya? Aramızda kalsın. Çok da güzel tespih salladı. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen gel de ilk önce şu topu ayağımdan al. Gel. Sen top oynamayı biliyor musun şimdi? Evet. Gel.
Ya ben kalbini kırmak istemem de yani bir bayanla böyle oynamam yani, kabul etmiyorum. Sen önce şu topu ayağımdan al da görelim. O zaman buyur. Ayakkabıların. Ha, doğru. Hadi, onu da kabul. Hadi bakalım. Gel. Dur dur şimdi. Al. Yes! Şimdi tabii birazcık hani... Bu kadar mısın? Bu musun yani? Kostümden dolayı şeyim yani birazcık... Kaleye geç o zaman. Bir de kalede nasılsın onu görelim hadi. Kale mi? Ya şu kale değil de bak kaleyi büyütüyorum senin için. Ben çok tamam. İyi kaleciyimdir. Yani Rüştü Reçber, Volkan Demirel... hepsi benim ya. Ben iyi kaleciyimdir. Hadi bakalım. Yani şimdi sen Pelin Şafak'la böyle dudak dudağa geldin ama hala projeden bahsetmedin öyle mi? Anlatamıyorum galiba ya. Kız arkadaşlarının menfaat için kendisine yaklaşmalarını sevmiyor. Yani sen ne ara söyleyeceksin onu söyle yani. Söyleyemeyeceğim abi. Yok yeter ya baskı baskı baskı. Lan sen onu amına koy. Abi! En son be abi! Lan sen de! En son de sen de geldim! Sette söyleyeceğim. Ya Şahmettin neyi? Abi tamam Şahmettin abi söyleyeceğim diyor ya. Sette... Söylemeyeceğim diyor lan. Söyleyeceğim. Sette söyleyeceğim. Ya sette söyleyeceğim diyor tamam söyleyeceğim, ya. Söyleyeceğim. Tamam gel şöyle otur ya gel. Söylemeyeceğim diyor lan. Söyleyeceğim tamam. Söyleyecek abi sakin ol ya. Ya. Yeter Allah'ını. He ya, ver. Evet. Aa. Vallahi var ya. Ben bıktım ya. Bıktım ben buna ya. Yazıklar olsun sana ya. Ben de seni adam sanmıştım. Demek amacın en başından beri buydu. Ya yanlış anladınız. Gerçekten yanlış. Bir de utanmadan savunacak mısın? Gerçekten yanlış anladınız. Sus. Her şey... Sus bir kelime daha etme. Ya hem suçlusun hem de güçlü. Ya sen kimsin de benimle bunu konuşabilecek cesareti kendinde buluyorsun? Söyle. Sen bir şoför parçasısın. Beni anlıyor musun? Sen sadece bir şoför parçasısın. Kestik prensesim harikaydı. Muhteşemdi gerçekten. Duygu bütünlüğünü bozmak istemedim. Dönem ağızlarınızı koruyun olur mu? Lütfen. Tokat biraz daha okkalı olsun. Türk kadını gibi. Tamam mı? Sen de doğru al tokatı. Tamam hocam. Şimdi kostümlerinizi giyin gelin. Hadi bakalım. Hadi. Gel buraya. Çok acıdı mı? Ha? Yok ya. Tokat yani ne acıyacak? Onu demiyorum. Ne? Top oynarken hani. Şey. İyiler yani. İyi yani. Çok süper. Ya şey diyeceğim, acaba bugün müsaitseniz... Pelin Hanım, Ulaş Hoca sizi çağırıyor da sahneyle ilgili bir şey söyleyecekmiş. Sen bir şey diyordun? Ya şey... Pelin Hanım. Yok, ben buradayım ya. Buradayım yani, sonra belki şey yaparız, konuşuruz belki. Tamam, tamam. Ya ben nasıl söyleyeceğim ya? Hay Allah'ım ya, nasıl söyleyeceğim ben? Ah Şahmettin abi, ah. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık, iyi geceler. Lan karını sen niye oturuyorsun oğlum orada? Ne yapıyorsun ya? Hadi oğlum işimize gücümüze bakalım, eve gideceğiz. Bir mahsur yoksa kopyatım olur musun? Ben... tabii... Yani ben sizin şoförünüzüm ya. Ha, evet. Geç lan içeri, geç hadi. Ha? Geç içeri, geç. Alo, Şahmettin abi. Pelin Şafak var ya, Mutlu'yu arabaya attı abi. Bu iş kesin tamamdır, kesin söyleyecek. Ya hani sen geçen gün beni kırmayıp bizim partiye geldin ya. Şimdi ben seni kırmayacağım. Dile benden ne dilersen. Tabii bir de benim kaza şutuma kurban gittin. Kaza şutuna kurban olayım ben ya. Ne? Yok şey
Geçti, buz koydum, geçti, geçti. Geçti. Evet. Şimdi sen bana dedin ya, dile benden dediler sen diye. Tamam. Seninle bir şey konuşmam lazım, tamam mı? Bu çok önemli bir konu çünkü bu konu iler... Teyzem. Efendim teyzeciğim. Fıstık, unutmadın değil mi beni? Bu yarın değil mi? Ay evet tatlı. Her hafta yaptığımız gibi toplanacağız. Hep beraber yemek yiyip diziyi konuşacağız. Tamam teyzeciğim, tamam. Hadi bay bay. Ya... Eğer sen de müsait olursan tabii yarın akşam benimle yemeğe gelir misin? Gelemem. Yani gelemem çünkü çok yoğunum. Ya o kadar çok şaka takılıyorum ya. Şaka takılıyorsun. Evet. Ben geldim ya. Ben şu anda teyzenin evindeyim. Vallahi billahi geldim ya. Var ya, bana çok büyük bir iyilik yapıyorsun şu an. Farkında değilsin ama diziyi 300 defa anlattım. Bir kere daha anlatmak istemiyorum. Hem sen diziyi anlat bu sefer. Şahmettin abi. Cempo. Ne oldu ya? Lan oğlum bak. Allah'ına konuş ama. Burayı iyi dinle bak. Tamam. Sen bu kıza aşık oldun. Projeden vaz mı geçtin? Allah'ına konuş ama. Yok abi, nereden çıkarıyorsun? Benim... Ah, oğlum, adamı delledik lan, benim ağzımı bozdurma. Gece gündüz kızdan berabersin, hala projeden bahsetmiyorsun lan. Abi anlatamıyorum galiba. Kız böyle proje için kendisine yaklaşılmasından nefret ediyor. İşte ben de bir şekilde bekliyorum yani, bir punduna getireceğim, söyleyeceğim yani. Ya bırak Allah'ını seversen ya, it osurur gibi yalan söylüyor bu ya. Vallahi billahi yalan söylemiyorum Cempo, yalan söylemiyorum ben. Hani işte. Bak, tam bir top sıkmam bu oğlum. Vallahi. Tamam o zaman. Yarın konuşuyorsun. Hadi çalışmaya başlıyoruz abi, hadi. Yarın mı? Şahmettin abi, yarın diyor ya. Yarın olmaz ya, yarın olmaz. Ya amına koyarım, ben yokum lan bu işte. Ya nadir lan bu. Vallahi yokum ya. Şahmettin abi, gel. Tamam. Abi tamam. Cempo, kamerayı getir. Tamam, çalışalım. Tamam abi, gel. Gözünü seveyim, gel. Tamam. Konuşacağım. Pelin Hanım, sizden bir ricam olacaktı. Buyurun Mutlu Bey. Ya ben Pelin Hanım demem ki. Yani samimiyiz sonuçta biz. Pelin Bey de abi. Tamam lan, her neyse. Tamam, söyleyeceğim. Söyleyeceğim, tamam. Pelin, senden bir ricam olacak. Ama şunu baştan söyleyeyim. Bunu içimden gelerek söylemiyorum çünkü mecbur bırakıldım. Mecbur mu bırakıldın? Lan oğlum, sana amına... Yeter lan! Lan vallahi yapıştım sana! Lan tekrar getirdin lan! Yeter lan! Ben sana bunu öseceğim lan! He? Lan oğlum, beni de delendirme lan! Sen de beni delendirme lan! Görmüyor musun? Tam bir top sıkıman işte bu! Top sıkıman! Abi tamam, işimize bakalım, işimize. Ya kusura bakma oğlum, sen de böyle... Gel buraya. Yeter ya! Tamam, tamam abi, tamam, tamam. Tamam söyleyeceğim. Ne olur, ne olur sakin ol. Ne olur lütfen. Hadi abi. Kayıttayız değil mi?